Altıncı ve son öğünümdeyim. Mükemmel bir karışık kuru yemiş kasem var burada. Bir yandan bunu yiyerek, bir yandan da size bugün başımdan geçenleri anlatacağım. Bu bölümümüzde Jason Statham'ın beslenme ve antrenman rutinini sizlere uygulamalı olarak göstereceğim. Şu an hala uygulamaya devam ediyorum. Jason Statham'ı zaten çok fazla anlatmaya gerek yok yani. Bu kel abimiz hepimizin kalbinde ayrı bir yerde. Nerede bir vurdulu kırdılı film var, nerede bir aksiyon var, reis hemen oraya takım elbisesiyle intikal ediyor. Ve o müthiş İngiliz aksanıyla ve kemikli çenesiyle sağa solu dağıtmaya başlıyor. Eleman aynı zamanda sporcu da. Ne spor yapıyor? Akrobatik dalış. Ciddi misin? Jason Statham, who's not having a good time, is the English coach here. 2.5 somersault with pint. Yani zaten tipini gördüğümüzde ve filmlerini izlediğimizde mermiye kafa atacak bir tip olduğu belliydi. Böyle bir sporla da uğraşıyormuş. Ekstra bilgi olarak bunu da koydum. Sabah ilk iş markete giderek güne başladık. Bugün beslenme planında yer alan yiyecekleri hazırlamak için ne lazımsa gittik bunları aldık. Bir kısmı evde de vardı gerçi ama eksiklerimizi tamamlayıp eve geldik. Ve bugün gün boyunca Jason Statham nasıl bir beslenme planı uyguluyorsa, neler yiyip içiyorsa bunları yedim. Ve nasıl bir antrenman programı uyguluyorsa birebir aynı antrenman programını yaparak sizlere göstermeye çalıştım. Hemen aşağıdan beğen butonuna basalım ve ben de size ilk öğünle beraber bu rutini anlatmaya başlayayım. Kahvaltı, yani ilk öğünümüz hiç şaşırtmadı. Diğer tüm sporcular gibi o da sabah güne yulaf ezmesiyle başlıyormuş. 80 gram kadar bir yulaf ezmesi. Bunu birazcık üzerine sıcak su dökerek şöyle ısıtıp şişirdim. Yanında da 100 gram kadar çilek yiyormuş. Çilek tabii şu an mevsiminde olmadığı için ben çilek bulamadım. Bunun yerine donmuş çilek aldım. Donmuş çilekten attım henüz yulaf sıcakken. Onunla beraber iyice bir yumuşayıp bir araya geldi. Acayip güzel oluyormuş bu arada. Daha önce denemediyseniz, ki ben de bunu ilk defa denedim, bayağı bir lezzetli oluyormuş. Bunu da deneyebilirsiniz, aklınızda bulunsun. Bunun yanında da 4 tam yumurta var. Bundan önceki serilerde hep böyle yumurtanın sarısını beyazını ayırıyorlar diye laf ediyordum, söyleniyordum. İzleyenler hatırlar ama bu kel abimiz bunu ayırmıyormuş. 4 bütün yumurtayı bam gömüp devam ediyormuş. Kahvaltımız bu şekildeydi. Yumurtaları ben direkt haşlanmış yedim ama o daha çok poşe yumurta tercih ediyormuş. Kahvaltının ardından ikinci öğün olarak bir ara öğünümüz var. Bu ara öğünde şu an son ara öğünde olduğu gibi yine bir karışık kuru yemiş var. Bunun yanında da 100 gram kadar ananas varmış. Hem kahvaltıdaki çilekle hem de bu öğündeki ananasla birlikte güne böyle baya baya vitamin, protein ve yağ olarak depolayarak başlamış olduk böylelikle. Kuru yemişin yanındaki ananas da böyle o cıvıl cıvıl lezzetiyle birlikte tatlı tuzlu karışımı böyle güzel bir tat bıraktı ağzımda. Güzel, keyifli bir ara öğündü. Bu ara öğünden sonra belki de en çok önemseyeceğiniz öğüne geldik. Antrenman öncesi öğünümüz. İyice o glikojen depolarını doldurup vücudunun protein ihtiyacını karşılayarak böyle antrenmana bomba gibi girebilmek için yine müthiş bir sporcu öğünü tercih ediyormuş reis. Karbonhidrat kaynağı olarak esmer pirincimiz vardı burada. Esmer pirinç yok. Normal pilav yapacağız. Ama ben markette esmer pirinç bulamadığım için bugün bayağı anam babam usulü Osmancık pirinç hazırladım. Pilavı daha çok lapa sevdiğim için ben böyle birazcık onu haşladıktan sonra üzerine biraz zeytinyağı, tuz ekleyip karıştırarak böyle güzel, iyi bir sporcu pilavı yaptım. Bunun yanında da bir protein kaynağı tercih ediyormuş tabii ki. Burada bazı günler tavuk, bazı günler hindi, bazı günler kırmızı et, beef yiyormuş. Bazı günlerde vegan bir öğle öğünü geçiriyormuş. Yani üçüncü öğünde, bu öğünde bazen vegan şeyler de yediği oluyormuş. Ben hem bu öğünde olduğu için hem de başka bir öğünde daha olduğu için direkt tavuğu böyle hazırlamışken bol bol hazırlayayım dedim. Hem kalanı da yarın falan öbür günlerde yerim diye böyle bayağı bir tepsi tavuk hazırladım, gün pişirdim. Bunun üzerine birazcık baharat, birazcık böyle zeytinyağı ekledikten sonra doğrudan fırına yolladım. Bu öğünde ek olarak bir de pişmiş sebzemiz varmış. Sebze olarak genellikle brokoli veya koyu yeşil yapraklı sebzeleri tercih ediyormuş. Ben de brokoli hazırladım burada. Brokoliyi de ayrı bir şeyle hazırlamakla uğraşmamak için tavuklar fırında pişerken son böyle 10-15 dakika kala fırındaki tavukların direkt üzerine attım brokolileri. Onlarla beraber birazcık piştiler. Çok fazla öldürmeyi sevmiyorum çünkü sebzeleri. Sonuç olarak neresinden baksan müthiş, güzel, lezzetli ve antrenmana bizi taşıyacak sağlam bir öğün oldu diyebilirim. Bu müthiş öğünü de mideye indirdikten sonra 1-2 saat dinlenip hemen antrenmana başladık. Antrenmana normalde o ısınarak başlıyormuş ve ısınma olarak da 10 dakika kadar bu kürek aleti vardır yani spor salonlarında. Ondan yaparak başlıyormuş. Ama ben evde antrenman yaptığım için, malum pandemiden dolayı, ve evde bu kürek aleti olmadığı için ısınmayı bunun yerine kendim vücut egzersizleri yaparak bir şekilde hallettim. Küreği yapmadım yani. Şimdi yalan yok, doğruya doğru. Şimdi bizim için asıl önemli olan ısınmadan sonra yaptığı hareketler ve antrenmanlar. Kendisinin bir sürü farklı böyle antrenman günleri var. Bugünlerin hepsini tabii ki bugün uygulayamadık. Bunlardan birini seçtik. En zor görünenini, en ağır görünenini seçtik ve sizler için onu yaptım ben de. Ama diğer antrenman günlerini de tüm planı sizinle paylaşacağız. Videonun sonuna doğru o detayları sizlere vereceğim zaten. Birinci hareketimiz flat bench press. Yani bildiğiniz bench press. Yatıyoruz tabii ki. Spor yapıp da bench press yapmayan çok çok az insan vardır. Jason Statham da yapanlardan biri. 4 set 10 tekrar benchimizi basıyoruz.
Ama bu plan şöyle bir plan arkadaşlar. Toplamda 5 tane temel hareket var. 2 tane de asistan hareket olacak. Ve bu 5 temel hareketin her birini 4'er set yapıyoruz. Ve ilk setlerde 10'ar tekrar yapıyoruz. Sonra ikinci setlerde 9, sonra üçüncü setlerde 8, 7 diye böyle piramitimsi bir yol izliyoruz. Ben burada birazcık amatörlüğüme geldi. Daha doğrusu kendime biraz fazla güvendim herhalde. Şöyle bir baktım, dedim ki 10 tekrar 9, 8, 7 bunu her türlü yaparım ben deyip birazcık ağır kiloyla başladım. Ve set arası dinlenme süreleri de az olduğu için sonra birazcık benim pestilim çıktı. Antrenman ilerledikçe bu ağırlıkları düşürmek zorunda kaldım. O yüzden eğer deneyecekseniz antrenmanı mutlaka birazcık daha düşük bir ağırlıkla başlayın. Kendinizi test ederek ilerleyin. Bench press'te iyice göğüs pump'ını aldıktan sonra hemen omuzlara, yani shoulder press'e geçiyoruz. Ayakta normal barbell'le omuz hareketini bam 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 yapıyoruz. Bunu da yine 10 tekrarla başlıyoruz tabii ki. Bu noktada yine egzersizleri yaparken biz barbell kullandık genelde, ama kendisi zaman zaman barbell, zaman zaman dumbbell, zaman zaman makineleri kullanarak böyle çeşitlendirme taraftarıymış. Onun anekdotlarını da bir yandan sizlere aktarmış olayım. Overhead press hareketini de yaptıktan sonra geçiyoruz 3. hareketimize. 3. hareketimiz dumbbell chest fly. Yine bodycilerin çok sevdiği hareketlerden. Benim neredeyse hiç sevmediğim bir hareket. Yani cable'la falan yapmak hoşuma gidiyor biraz da. Dumbbell'la yaparken böyle hareketin ilk en esnek noktası böyle işe yarıyormuş da geri kalan yeri hiçbir işe yaramıyormuş gibi bir his uyandırıyor benden. Hiç o tatminkarlığı ve efektifliği hissedemiyorum bu hareketten. Ama Jason abimiz yapıyorsa vardır bir bildiği deyip bu hareketi de yapıyoruz. Bu hareketi yaparken de son tekrarda en alt noktada, yani göğsün en böyle esnediği anda 30 saniye tutarak bekliyormuş. Ondan sonra seti o şekilde bitiriyormuş. Daha sonra 4. hareket için cable makinesine geçiyoruz ve birazcık arka kolu cilalıyoruz. Triceps push down hareketi. Pat 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 bu hareketi de yapıyoruz. Oldukça keyifli bir egzersiz zaten. Bilmeyen yoktur, denemeyen yoktur herhalde spor salonuna gidip de. Buradaki problem bundan önceki hareketlerde de, yani bench press'te de overhead press'te de arka kolu zaten çalıştırdığımız için bu harekete geçtiğimizde iyice yanmaya başlıyor ve normalde kullandığınız ağırlıkların yine birazcık altında bir ağırlıkla çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Aşırı o pump'tan dolayı. Ve 5. hareketimiz yine benim favori hareketlerimden biri olan dips. Burada birazcık arka kol için, birazcık göğüs için dips yapıyormuş. Yani kimi setlerde diyor daha böyle ayaklarımı düz tutarak yapıyorum. Kimi setlerde ayağımı birazcık kaldırıp daha çok göğüse odaklanmaya çalışıyorum diyor. Antrenmanın bu aşamalarına geldiğinizde zaten iyice arka kollarınızı ve göğsünüzü hissetmemeye başlıyorsunuz. Böyle aşırı yüksek volümden dolayı, aşırı yüksek tekrarlardan dolayı bu yorgunluk sürekli böyle kümülatif bir şekilde birikiyor ve artık dipse geldiğinizde böyle hareket aşırı zor bir hale gelmeye başlıyor gerçekten. Ama sütlük yapmak yok. Bu hareketi de pat 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 yapıyoruz. Ve bir sonraki harekete geçiyoruz. Antrenman planında yer almasına şaşırdığım bir hareket geliyor daha sonra. Hem bu core bölgesi için hem trapez için oldukça güzel bir harekettir aslında. Farmers hold hareketi yapıyoruz burada. Yani ağırlıkları elimize alıyoruz, ayağa kalkıyoruz ve o şekilde bekliyoruz. Bütün hareketin olayı bu. Daha çok strongmanlar falan yapar bu hareketi. Çok da güzel bir harekettir. Denemediyseniz deneyin. İlk aldığınızda böyle hareket bir anlamsız geliyor. Bir 5-10 saniye duruyorsunuz. Ya ben sabit duruyorum yani. Şu an vücudum çalışmıyor ki diyorsunuz ama aradan bir 20-30 saniye geçtikten sonra zangır zangır o titremeler geldiğinde anlıyorsunuz ki bir şeyler yolunda gidiyor ve bir yerlerim çalışıyor. Oldukça güzel, keyifli bir hareket. Bu hareketi diğer temel hareketlerden olmadığı için, bir asistan olduğu için 1 dakika maksimum süre şeklinde uyguluyoruz. Yani tutuyoruz ve dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz. Ve sonra bir sonraki harekete geçiyoruz. Son hareketimiz de bodyweight squat. Şimdi böyle dediğimde gülebilirsiniz. Yani koskoca Jason Statham gidip vücut ağırlığıyla squat mı yapıyor diyebilirsiniz ama bunu da normal bir şekilde, hani in kalk şeklinde değil de aşağı çömüyoruz ve aşağıda dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz. İyice böyle bacaklar titreyene kadar aşağıda bekliyoruz. Bu nokta birazcık sıkıcı. Ya ben beklerken bayağı telefonumu falan aldım yani. Böyle oyun falan oynadım yani o zaman geçsin diye. Çünkü plank yaparken de ben nefret ederim öyle boş bekleyerek titremekten. Çünkü bir yandan hiçbir şey yapmıyorsun ama bir yandan çok şey yapıyorsun. İkisi bir arada böyle anlamsızca titremek garip geliyor bana. Telefona falan düşüyorum o yüzden. Aşağıda böyle bekledikten sonra iyice böyle o bacağınızdaki o oturma hissi geldikten sonra kalkıyorsunuz. Bir squat yapmış oluyorsunuz. Sonra tekrar çömüyoruz. Tekrar kalkıyoruz, tekrar çömüyoruz aralarda bekleyerek. Yaparken çok zorlandığınızı hissetmediğiniz ama set bittiği anda boşa çıktığınızda böyle bacaklarınıza bir anda bir pump hissiyatı ve böyle bir yanma hissi getiren çok değişik bir hareketti. İlk defa denedim bu hareketi de. Faydası var mıdır, ne kadar vardır? İnanın ben de bilmiyorum ama bacaklarınızı yakmak istiyorsanız yapabileceğiniz bir harekettir diyebilirim. Bu hareketi de yaptıktan sonra yine bir 10 dakika kürek çekerek antrenmana noktayı koyup bitiriyormuş. Antrenman gerçekten çok yorucuydu. Bu arada ben set aralarında bir dakika falan dinlendim. Böyle çok fazla uzatmamaya çalıştım ama bazı kaynaklarda da set aralarında 10 saniye dinlendiğine dair söylentiler vardı. Ama bana hiç inandırıcı gelmiyor. Yani aralarda yalnızca 10 saniye dinlenerek 4 set o kadar hareketi yapacaksın, ondan sonra onu yapacaksın falan filan. Hiç sanmıyorum yani bunun üstesinden gelinebileceğini. Eğer denemek istiyorsanız hodri meydan,
kim tutar sizi deneyebilirsiniz ama bence dinlenme süresinde 10 saniye çok mantıklı değil. Dediğim gibi bu antrenman rutininin yalnızca bir günüydü. Diğer günlerinde farklı antrenmanlar var. Kimi gün mesela deadlift günü yapıyor, kimi gün gidiyor vücut ağırlığıyla çalışıyor. Vücut ağırlığı konusunda da şöyle söylüyor. Kendisi bir aktör olduğu için ve daha çok böyle atlamalı zıplamalı sahnelerde rol aldığı için dublör kullanmayı sevmiyormuş. Ve bu yüzden kendi esnekliğini ve gücünü sürekli muhafaza etmek için de vücut ağırlığıyla antrenmanlara da yer veriyormuş bol bol. Antrenman konusunda ek olarak bir de gidip böyle 90 dakika lay lay lom salınarak antrenman yapacağınıza gidin 40 dakika yapın ama gerçekten kan ter içinde kalın ve vücudunuzun pestilini çıkarın diyor. Ona göre yani millet, eğer rol modeliniz Jason Statham'sa gidip böyle WhatsApp'ta milletle mesajlaşmayacaksınız antrenman yaparken. Antrenman bayağı bir kamyon etkisi yaptı bana böyle. Bam diye bir çarptı. Birazcık yamuldum. Elim ayağım falan titredi. Antrenmandan önceki öğün gayet güzel ve dengeli, yeterli bir öğündü ama antrenmanda öğünü ben ne yediysem yok oldu gitti. Sabah yediğim ilk yulaf tanesine kadar hepsini yaktım diyebilirim. Antrenmandan sonra inanılmaz açtım. Yani giyinmeyi bile beklemeden direkt bornozla apar topar antrenman sonrası öğünü hazırlayıp hemen yedim. Burada da pirinç patlaklarımız var. Pirinç patlağının üzerine de çok sevdiğim fıstık ezmesinden alıp böyle sürüyoruz ve bunları lap 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 götürüyoruz. Kütür kütür, çıtır çıtır, mis gibi karbonhidrat. Yanında mis gibi protein de geliyor birazcık fıstık ezmesinden. Tabii ki lezzet Nirvana'da. Bu aynı zamanda antrenman öncesi için de oldukça güzel bir öğündür. Bunu da yine aklınızda bulundurabilirsiniz. Hemen böyle hızlıca karbonhidrat almak istediğiniz dönemlerde bu pirinç patlaklarından faydalanabilirsiniz. Ama buradaki pirinç patlağı sağlıklı olanlardan. Yani öyle bilindik markaların böyle abur cubur olarak satılanları var biliyorsunuz. Şimdi isim vermeyeyim ne olur ne olmaz. Böyle bol yağlı, bol tuzlu falan daha keyifli. Onlar değil, daha çok böyle daha sade, daha böyle konsantre karbonhidrat modunda olanlardan tercih edin. Eğer böyle bir öğün hazırlayacaksanız kendinize. Bu öğünü de çatır çutur yedikten sonra beni böyle çok fazla tutmadı açıkçası. Yani antrenman sonrası o iştahınız bazı günler çok fazla açılır ya, öyle bir gündü benim için ve bir sonraki öğünü yine iple çekiyordum ve çok fazla beklemeden sonraki öğünümü yedim. Bu öğünümüzde de yine bir protein kaynağımız var. Yine burada hindi, tavuk, balık değiştirerek bunları tüketiyormuş. Ben yine sabah hazırladığım o fırın tavuktan yedim. Bunun yanında da yine sebzemiz var. Ben yine brokoli tercih ettim tabii ki. Yine güzel bir öğündü ama içinde karbonhidrat olmaması birazcık can sıktı, birazcık yürek burktu. İlk başta bu öğünü tabağıma alırken ne yalan söyleyeyim dedim ki yani doyamayacağım herhalde ben bununla. Çünkü yediğim o pirinç patlakları falan hemen yok olmuştu. Burada da baktım karbonhidrat yok doğru düzgün. İnsan bir pilav bekliyor yani o antrenman sonrası öğününde. Ama bol lifli ve proteinli bir öğün olduğu için daha tavamı bitiremeden doygunluk hissi hemen gelmişti ve kendimi gayet rahat, gayet böyle tok ihtiyaçlarını karşılamış bir şekilde hissediyordum. Ve son olarak da şimdiki öğünümüze geldik. Burada da dediğim gibi karışık kuru yemişim var ve bunu yiyorum. Açıkçası şu an ne açım ne tokum. Çok böyle arada yani. Sorsan %50 falan açtım yani. Bunu yedikten sonra gayet mutlu bir şekilde yatağa yatıp uyuyabileceğim. Jason Statham bir de beslenmesine dikkat ederken saat 7'den sonra akşam bir şey yememeye çalışıyormuş. Ama bizim bugün hem çekimle uğraşmak hem yemekleri tek tek hazırlamak falan saat olarak çok tutturabildik diyemem. Biz birazcık bunu geciktirdik. Ama kendisi böyle bir şeye de dikkat ediyormuş. Tamam. Yine filmlere hazırlık döneminde böyle iyice lime lime parça parça bu six pack'i falan filan çıkarmaya çalıştığı dönemlerde. Yani yağ yakmaya çalışırken 2000 kalori belirliyormuş kendini ve bunu aşmayacak şekilde buna benzer bir beslenme planı uygulayarak yağ yakıyormuş. Beslenme konusunda şöyle enteresan bir şey yapıyormuş. Bir de bir günlüğü varmış böyle ve bu günlüğün içine yiyip içtiklerini değil de ne zaman yememesi gereken bir şey yerse not ediyormuş. Örneğin gitti o gün patates kızartması yedi çılgınlar gibi not ediyormuş. Bunu elinde bunu biriktiriyormuş. Bunu yaptığınızda diyor kendinizi kontrol etmeniz daha kolay bir hal alıyor. Bu da güzel bir taktik olabilir. Deneyebilirsiniz. Gün boyunca aldığım toplam kalori miktarını da hesaplayıp şu yan tarafı bırakacağım. Oradan şu an görüyorsunuz zaten. Bununla beraber hem beslenme planının tamamını hem de antrenman planının diğer günleriyle birlikte web sitemize de makale olarak yükleriz. fityemek.com'dan ona da ilgilenen arkadaşlar ulaşabilirler. Videoyu buraya kadar izleyip de beğenmediyseniz gerçekten ayıp ediyorsunuz. Serinin devamının gelmesi için lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Bir de sporcu arkadaşlar, sağlıklı beslenmeye düşkün arkadaşlar, müthiş bir e-book çıkardık. İçerisinde tam 72 adet fit tarif var. Acıktığınız zaman, kendinize bir beslenme düzeni oturtmaya çalıştığınız zaman elinizin altında bulunacak. Oradan açıp böyle seçeceksiniz. Bayağı lokantaya oturmuşsunuz da sipariş verircesine tarifler arasında gezinip seçeceksiniz ve gönül rahatlığıyla sağlıklı ve lezzetli bir şekilde beslenerek hayatınıza devam edebileceksiniz. Kitabın linkini de kartlar kısmına ve açıklamalara koyuyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Şu an bir de %50 indirim var. Bir Starbucks kahvesi fiyatına ömür boyu kullanabileceğiniz bu kitabı da edinebilirsiniz. Serinin devamında hangi aktörlerin, hangi sporcuların, hangi oyuncuların beslenme ve antrenman rutinlerini görmek istersiniz? Hangilerini yapmamı istersiniz? Yorumlar kısmında yazarsanız çok sevinirim. Kanala abone değilseniz bunun gibi daha birçok yeni içerikten anında haberdar olmak için hemen şuradaki yuvarlaktan abone olup aramıza katılabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şurada da Dwayne Johnson var. İzlemediyseniz o da güzel bir rutinde.